Herkese merhaba. Biliyorsunuz ki tıp günden güne gelişiyor. Ancak tıp uzmanlarını hala şaşırtmaya devam eden birçok gizemli tıbbi durum var. Sendrom, tıp dilinde belirgi, nedenleri tek tek açıklanamayan, birlikte rastlanılan bulguları tanımlamakta kullanılır. Psikolojik sendrom, kısaca ve basit olarak istem dışı içine düşülen kısır döngü olarak tanımlanabilir. Bugün bu videoda dünyanın en ilginç sendromlarını sizlere anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Münhazın sendromu. 1951'de İngiltere'de hastaneleri dolaşıp sahte hastalık hikayeleri anlatan ve ihtiyaç duymadıkları cerrahi müdahaleler talep eden bir grup hasta tespit edilir. Bu kişilerin küçük rahatsızlıklarını büyüten evhamlı hastalardan farklı olarak hiçbir rahatsızlıkları yokken ve bunu gayet iyi biliyorken kendilerini hasta gibi gösterdikleri anlaşılır. Doktorlar 18. yüzyılda yaşamış, uydurduğu yalan hikayeleriyle nam salmış Alman baronu Carl Friedrich von Münhausen'dan esinlenerek hastalığa Münhausen sendromu adını verir. Bu sendroma sahip hastalar, doktorun muayenehanesine ya da acil serviste sıklıkla klinik rahatsızlığını destekleyen uydurma bir öyküyle gelmektedir. Tedavi bitmeden hastaneden ayrılmakta ve aynı tabloyu yineleyerek tekrar tekrar hastaneye başvurmaktadırlar. Bu hastalar en zeki gözlemcileri bile aldatabilecek psikiyatrik sorunları olan kişilerdir. Geçmişlerinde sıklıkla ebeveyn tarafından ihmal, terk edilme ve kötü davranış mevcuttur. Hastane personeli ve doktorlar kişi tarafından ilgi ve sevgi alma aracı olarak görülmektedir. Bu amaçla işine girmek istedikleri hastalığın belirtilerini kendi vücutlarında kendileri oluştururlar. Bunu yaparken hasta olmadıklarının tamamen farkındadırlar. Hiç yoktan kalp ilacına yüklenip kalp atışında düzensizlik yaratmak, bebek pudrası yutup astım belirtileri göstermek başvurdukları yöntemlerden sadece birkaçıdır. Bu yolla amacına ulaşıp ilgi odağı olan, yüzlerce kez hastaneye yatıp onlarca kez ameliyat olan hastalar mevcut ve maalesef rahatsızlık ülkemizde de yaygın. Hastalığın 1977'de tanımlanan bir alt çeşidi olan vekaleten Münhausen sendromu ise çok daha kötüdür. Bu sendromu yaşayan kişi kendisinde değil de bakmakla yükümlü olduğu çocukta hastalık semptomlarını oluşturur. Sendrom genellikle genç annelerde görülmektedir. Sorumluluğundaki hasta kişi için elinden geleni yapan ve hatta ani müdahalelerle onları kurtaran birer kahraman olarak çevrelerinden olumlu tepki görmek bu kişileri beslemektedir. Çocuğunu kaybetmemek için sabah akşam hastanede kalıp canla başla çalışan anne rolüyle çevresinde acınan ama saygı duyulan bir kişi profili oluşturulur. Bu hisleri yaşamak için kendi insülin iğnesini sağlıklı çocuğunda kullanan, havasız bırakıp nöbet geçirten, deride kabarcık olacak şekilde kaşıyıp döküntü süsü veren, yiyecekten uzak tutup büyüme geriliğine neden olan anneler gibi birçok vaka yaşanmıştır. Bu kötü ama ilgi çekici hastalık The Sixth Sense, The X-Files, House gibi yabancı ve paramparça gibi yerli yapımlarda da konu edilmiştir. Ekstra bir bilgiyi de ekleyeyim. Eminem'in annesinin aynı hastalıktan muzdarip olmasından mütevellit yazdığı Cleaning Out My Closet şarkısını dinleyebilirsiniz. Aşırı empati sendromu. Psikolojide başkası bu konuda ne düşünür? Genel halk arasındaki tabiriyle el alem ne der düşüncesiyle birey, hayatında kişisel olarak yapacağı seçimlerde bulunması ve bir noktada kendi hayatını başkalarının fikirlerine göre yaşamasına sebep olan bir psikolojik rahatsızlıktır. Kişinin her adımında kendisinin yerine karşısındakinin etkileşimde olduğu kişi veya kişileri koymasıdır. Bencilliğin minimum düzeyde olduğu durumdur. Bu şekilde kişinin içi rahat edecektir çünkü davranışlarını iyi niyetli olarak yapmıştır. Bir nevi kendi hayatını başkalarının hayatından üstün tutma ve onların vereceği tepkilere göre davranışlarını şekillendirmektir. Capgras sendromu. Sendromun başlıca özelliği kişinin çevresindekilerin gerçek olmadığına, başkalarının onlar yerine geçtiğine inanması olarak tanımlanıyor. Kadınlarda biraz daha fazla görülen bu sendrom, sanrısal bozukluklardan biri olarak sınıflandırılacağı gibi şizofreninin bir belirtisi olarak da görülebiliyor. Hasta kendisini oldukça karmaşık bir komplonun içinde hissediyor ve çevresindekilerin farkında olmaksızın değiştirildikleri düşüncesinin rahatsızlığını yaşıyor. Olfaktör referans sendromu. Çevresine katlanılmaz ölçüde kötü bir koku yaydığına inanan kişi, beden kokusuyla aşırı meşgul olurken bundan dolayı kendilerini suçluyor. Gerçekte var olmayan bir koku için sık sık çevrelerinden özür dileyen kişiler, dişlerini fırçalayarak veya sık sık elbise değiştirerek kokudan kurtulacaklarını düşünüyorlar. Boantropi sendromu.
En ilginç akıl sağlığı hastalıklardan birisi olan bu antropide, hasta kendisine büyükbaş bir hayvan olduğuna inandırır. Hastalar genellikle bu tavırlarının bir rüya sonucunda başladığını ve devam ettiğini ifade ederler. Zamanla günlük hayatlarında büyük oranla bir büyükbaş hayvan gibi davranmaya başlarlar. Tarihsel kaynaklar, Babil Kralı 2. Nebukadnezar'ın da bu hastalıktan muzdarip olduğunu ifade eder. Ayrıca Hindistan'da tanrı olduğuna inanan kişiler bu duruma sadece kendileri inanmakla kalmamış, çevrelerini de inandırmışlardır. İyi olma sendromu. Sendrom ismini henüz Türkçe'ye çevrilmemiş bir kitap olan The Wellness Sendrom'dan alıyor. Belirtileri ise spor yapmayınca duyulan suçluluk, yenilen her yemek için kalori hesabı yapma, sürekli olarak mutlu ve pozitif bir imaj çizme çabası. Araştırmacılara göre sağlıklı ve mutlu insanlar ahlak açısından daha iyi algılanıyor. Daha geniş bir perspektifte ise yaşadığımız modern çağda sağlıklıymış ve mutluymuş gibi görünmek bir prestij meselesi haline geldi. Şirketlerin çalışanlarına, kapitalizmin tüketicilere daha çok çalışmaları ve tüketmeleri için dayattığı bir zorunluluk olarak görülüyor. Kimlik hırsızlığı sendromu. Kısaca, olumlu olan tüm durumların ve başarıların dışsal faktörlerden kaynaklandığını düşünme ve bu sahte durumun bir gün ortaya çıkıp her şeyi mahvedeceğini düşünme ve bundan endişe duyma sendromudur. Bu kişiler başarılarını kendilerine değil, şans ve zamanlama gibi faktörlere bağlı görürler. Başarıyı içselleştirememe ve olumsuz öz eleştiri belirtiler arasındadır. Bu sendromun başlangıcı da çoğu psikolojik rahatsızlık gibi çocukluğa dayanıyor. Ebeveynlerin zeka ve başarı vurgulu öğütleri, aile ortamında destek görme ve kendini ifade edebilme eksikliği nedenler arasında. Başarıyı devam ettirememe korkusu ise kişiyi büyük depresyonlara sürükleyebiliyor. Felaket yorgunluğu sendromu. Bu sendromun nedeni tabii ki de sosyal medya. Gün geçmiyor ki bir felaket haberi almayalım. Doğal afetler, insanların sebep oldukları zararlar, hastalıklar vesaire. Liste bu şekilde uzayıp gidiyor. Dünyanın bu hali ise bizlerin kötü olayları deneyimleme ve üstesinden gelebilme gücünü azaltıyor. Medyada sürekli kötü haberlere maruz kalan birey, merhamet yorgunluğu da yaşamaya başlıyor. Bu yorgunlukla beraber kişi bir süre sonra bir alışma yaşıyor ve hissizleşme ile birlikte olaylara karşı empati duygusunu, ilgisini, yardımcı olma duygusunu kaybediyor. Siberkondri. Bir hastalığı araştırıp bulduktan sonra kendi kendine teşhis koymanın artık özel bir adı var. Siberkondri, sağlık fobisi olarak tanımlanabilir ve sağlık kaygısını yoğun yaşayan kişilerde görülme oranı çok yüksektir. Bazen merak gidermek için yapılan araştırmalarla aslında kaygı düzeyimizi arttırdığımızı söyleyebiliriz. İnternet bilgilerinin güvenilirsizliği ve belirsizliği de bu duruma katkı sağlıyor. Bir videonun daha burada sonuna geldik. Sizleri en çok şaşırtan sendrom hangisi oldu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.